Yani nefsin doyumsuzluğu ve terbiye edilmesi için uygulanan yöntemler. Bizde e, nefis terbiyesi dendiğinde öncelikle e, mutasavvıflar akla gelir. Yani e, tarikat kültürü, tasavvuf kültürü e, akla gelir. Orada da hep terbiye metodu olarak <laughs> e, nefsi öldürmek değil, yok etmek değil ama eğitmek e, akla gelir. Bunun yollarından bir tanesi de işte az yemek, az uyumak gibi şeylerdir. Yani e, çünkü şunu fark etmiş durumdalar öyle zannediyorum en azından. Yani nefis dediğimiz şey doyumsuz bir şey. Onu vererek her istediğini yerine getirerek e, ikna etme şansımız yok. Yani e, ihtiyacı tabiri caizse hep almaksa onu e, vererek onu ikna etme şansımız yok. Bir şeylerin yokluğunu, azlığını e, tattıracağız ona e, ve değerini e, öğreteceğiz, e, değerini anlatacağız. Dolayısıyla bunlar aslında e, daha arka planına indiğimiz zaman, işte israf boyutuyla, efendim Hazreti Peygamber'in örnek olması boyutuyla bizim kültürümüzde yeri olan şeyler. Peygamber Efendimiz e, bilhassa Medine'ye geçtikten sonra nihayetinde bir, devlet başkanıydı. Yani devlet başkanı demek o günün şartlarıyla bugünün şartları elbette farklı ama bulunduğu toplumdaki en üst idareci demek. Yani karar mekanizmasının en tepesindeki kişi demek. Dolayısıyla e, nimetlere erişme konusunda da en rahat olan insan demek. Ama Hazreti Peygamber bunu tercih etmemiş. Yani yine Mekke dönemindeki gibi yaşamaya devam etmiş. Efendim az yemeye devam etmiş, efendim e, lüksü asla bir hayat felsefesi haline getirmemiş. Tabi buralar e, ince çizgiler. Yani konumuz nefis terbiyesi olduğu için biz meselenin bir tarafını e, düşünüyoruz ama, bir tarafını konuşuyoruz ama nihayetinde İslam bize dünya ile ahiretin dengesini kurmamızı en temelde e, salık veriyor. Dünya ve ahiretin dengesini e, kurarken de orada eğer nefsin istekleri doğrultusunda hareket edersek bu dengenin e, bozulmasıyla karşı karşıya kalacağız. O zaman biz daha e, zarif olana, daha ince olana, daha doğru olana e, insanı yönlendirmek durumundayız. E, dolayısıyla bu da bizi biraz şeye götürüyor. Yani ibadetlerin acaba amacı nedir? Nefis terbiyesi noktasında ibadetlerin yeri nedir? O noktaya götürüyor bizi. Şimdi insan şöyle bir varlık. Yani e, sabah kalkıyoruz, e, bir koşturmacanın içerisine giriyoruz. Kazanma hırsı, sahip olma arzusu, efendim hakim olma duygusu bunların hepsi insanın özünde olan şeyler. Ama ibadetler adeta bize şunu söylüyor. Mesela namazdan bahsedecek olursak e, günde beş defa, o e, keşme keşten kendinizi şöyle bir arındırın, bir kenara geçin, bir sakince tekbir aldığınızda tabir caizse elinizin tersiyle dünyaya ait ne varsa bir arkaya, arkaya atın ve orada gerçekten kalıcı olan nedir? Geçici olan nedir? Doğru olan nedir? Yanlış olan nedir? İnsan için faydalı olan nedir? Zararlı olan nedir? Bunun muhasebesini yapın. İşte efendim oruç ibadeti Efendim fakirin e, durumundan haberdar olun, kendi dışını açlık ne demekmiş, bunu bir hissedin. Yani açlığın insana kazandırdığı şeyler nedir, bunu bir fark edin. E, gibi. Yani e, çünkü burada mesele şöyle, din e, niye var? Din aslında insanı eğitmek için var. Din insanın nefsini terbiye etmek için var. İbadetlerde bu terbiyenin tabiri caizse şubeleri, yöntemleri, aracıları, e, ibadetlere de kısacası e, nefis terbiyesi gözüyle bakabilmeliyiz diye düşünüyorum. Evet.